birçok kişi birçok şeyi söylüyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın bugünkü televizyon programında Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haziran'da TÜSİAD'a bir mesaj attığı ifade ettiğini görüyoruz. Şimdi geçen günde Ferman Karaçam'ın bir yazısı vardı. Ben onu programda da okumuştum. Hükümete genel kabul görmüş iktisat kurallarına hızla dönülmesi çağrısı yaptı TÜSİAD. Oysa Ferman Karaçam da haklı olarak sordu. Diyor ki krizleri sıralıyor. Yani siz şimdi bu Halis Bey'i tabii daha böyle yakından ilgilendiren tarihler efendim 90'dan itibaren hatta 80'den itibaren alıyor krizleri. 80 krizinde ikinci petrol krizi, 82'de bankerler krizi efendim. 90-91'de enflasyon o %40'lara %61'lere çıktığı kriz. 94 krizi malum. 5 Nisan kararları ve paramızın pul olması hadisesi. 94 krizinden sonra %400 faizle piyasaya borçlanılması. Şimdi bunları tek tek sayıyorum, bilinçli olarak sayıyorum. 2000 krizinde de gecelik faiz %240 2000 krizinde. 2001'de yine bir kriz daha. Borsa rekor düşüş. 2008 arkadaşlar sesi alalım şeyden. 2001'de bir gecelik faiz 7500. Bütün bunları yaşadık ya alt alta söyledim. TÜSİAD ne yaptı o zaman? Şimdi Mustafa Bey, aslında Sayın Cumhurbaşkanımız tedbirler açıklarken bir cümle sarf etti. Ben sizi biliyorum, sizin cibilliyetinizi biliyorum dedi. Aslında bu sözü biraz açtığınız zaman ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Yani biraz önceki yapılan konuşmalardan da Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Refah Yolu Hükümeti de dahil olmak üzere, Anavatan Partisi dönemi de dahil olmak üzere sizin de özetlemeye çalıştığınız süreçleri yönetenlerin kim olduklarına bakmak lazım. İnanın isimlerinin Ahmet Mehmet olması kimseyi yanıltmasın. Ya da işte falan kuruluş filan kuruluş falan denilmesi de yanıltmasın. Türkiye'de kriptolar var. Türkiye'de sabotajistler var. Ve maalesef Türkiye'de kripto ve sabotajistler etkin durumdalar. Bunu ben herhangi bir isim vererek kimseye suçlamak için söylemiyorum. Hı hı. Ama değerli izleyicilerimiz girsinler internette. Sabotajist siyasetçiler de görürler, kriptolar da görürler. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Bunu bilerek de bizim milli hamleler yapmamız lazım. Ben hafta başında bir makale yazdım. Dedim ki Erbakan olsaydı ne yapardı? Çözüm, hı hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çözümle alakalı manifesto mahiyetindeki konuşmasını yapmadan önce. Erbakan merhum biliyorsunuz D8'i kurdu. D8 ülkeleri. Hı hı. D8'in yani dolar ve faiz sarmalından kurtulmanın yollarından birisi D8'in harekete geçirilmesi. D8 nedir? Takriben 1 milyar 200 milyon nüfusa sahip Müslüman ülkelerdir. İran, Mısır, işte Nijerya, hı hı, vesaire filan yani ülkelerin detaylı da şeyine gireriz. Pakistan, Bangladeş, Malezya. Bu ülkelerin evet Endonezya, bu ülkelerin toplam dünya ticaretindeki yeri de 4,5-5'lerde. Nüfusları bir, yani düşünün 8 milyar nüfusa sahip coğrafyada 1 milyar 200 milyon nüfusu D8'ler. Kaldı ki Erbakan merhumun hedefinde D8 değil D60, çünkü insanlığın kurtuluşu vardı malumunuz. D160 diye ifade ediyorlardı. Şimdi bizim D8'deki D8 ülkeleriyle yapılan varılan mutabakat neydi biliyor musunuz? Takas. Barter. Yani biz ne üretiyoruz? Fincan üretiyoruz. O ne üretiyor? Çay üretiyor. Bunu değiştirmekti. Hı hı. Yani dolara bağımlılığı ortadan kaldırmaktı. İkinci bir husus ne? Mesela bizim enerjiye 60 milyar dolar civarında yıllık şeyimiz var. Evet. Biz kendi paralarımızla diyelim işte İran'la yapsak bunu, Suudi Arabistan'la yapsak, diğer Rusya'yla yapsak, ödeşme sistemi getirsek ve desek ki biz bundan sonra kendi üretim, kendi mallarımızla alışveriş yapacağız. Ama D8'i biraz açmak istiyorum. Bunu özetledikten sonra. Hı hı. Takas sistemini getirmiş olsak biz bir defa dolar silahını ellerinden alıyoruz. Zaten Erbakan'ın bodoslama hedef seçilmesinin, hı, nedenlerinden birisi budur. Çünkü D8'i kuran ülkelerin, hı hı,
tamamının o anda imza atan devlet başkanlarının tamamı görevden alınmış. Yani bir şekilde uzaklaştırılmıştır. Nijerya devlet başkanı Hasan'a 3-4 defa suikaste uğramıştır. Evet. Yani Malezya devlet başkanı görevden uzaklaştırılmıştır. Yani içeride bir takım operasyonlarla karşılaştılar. Çünkü neden? Arı kovanla çomağa sokmuşlardır. Bu fikirdir. Şimdi Türkiye'nin artık Türkiye eski Türkiye değil. Yani 90'lı Türkiye'de değil, 2000'li Türkiye'de değil. Türkiye kendi gücünün farkına varın. Bakın Mustafa Bey, geçtiğimiz hafta ne oldu Türkiye'de? Bir başka şey daha oldu. Türk Dünyası Teşkilatı kuruldu. Hafif almayınız. Ben hafta başında gene bu hafta yazdığım yazıda Türkiye'nin Kızıl Elma yolculuğu başlamıştır. Dünya İslam Birliği'ne gider bu iş. Hı hı. Diye bir makale silsilesi var. 5 makale var. Arka arkaya yayınlayacağım. Avrupa Birliği'nin kuruluşu kaç ülkeyle biliyor musunuz? 6 ülkenin bir araya gelmesiyle. Ve 6 ülkenin bir araya geldiğinde nasıl ülkeler biliyor musunuz? Savaştan çıkmışlar. Birbirlerinin elinde birbirlerinin kanı var. O haldeyken bir araya geldiler. Birliği oluşturdular ve bugün Avrupa Birliği kendi para birimini oluşturdu. Arasında ticaretini oluşturdu. Mesela örnek olsun diye diyorum. Meselemiz Avrupa Birliği değil. Yani Türkiye'nin acil bir şekilde Sayın Ticaret Bakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımızın D8 ülkelerinden yararlanma yoluna gitmesi hususunda suratli bir çalışmaya ihtiyacımız var. İkinci husus, biraz önce ifade ettim, takas ve barter meselesidir. Ödeşme meselesi. Mesela biz Rusya'yla petrol alıyoruz, doğalgaz alıyoruz. Yani biz neden Rusya'yla kendi paramızla otururuz Rusya'yla? Rusya da aynı dertten muzdarip. Yani şu anda Rusya'da onun da boynuna geçirilmiş bir prangadır. Ayağına geçirilmiş prangadır dolar. Dolar meselesi. Değil mi? Tabii. Bütün bu arada dünyanın. Şeyi sorabilir miyim? Bülent Bey, sizin de bu benzer bir teklifiniz vardı. Onu bir açabilir misiniz? Cümleyi bitireyim. Yani Erbakan'ın şeyini bitireyim. O zaman Halis Bey bitirsin de size bozulmasın. Onu sorayım, merak ediyorum. Şimdi Erbakan merhumun bir tarımla ilgili tedbirleri vardı. Mesela tarımı da söyleyeceğim ama mesela doların o günkü değerini frenleyebilmek için, yani sade vatandaşın maaşını alıp da tasarruf için bankaya koşup 100 dolar almak isteyen vatandaşa vatandaş için bir öneride bulundu Erbakan Hoca. Ömrü kifayet etmedi. Nedir önerisi biliyor musunuz? 100 dolar karşılığı ayrı bir İslam dinarı diyordu da. Tabii şu anda İslam dinarı diye telaffuz edemezsiniz. 100 dolar karşılığı 100 TL idi. Ona da ömrüm maalesef yetmedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda mesela bir vatandaş, yani benim paramı nasıl koruyabilirim endişesi taşıyorsa, gidecek bankada kendi parasını alacak. Evet. Ve kendi parasını bugün hükümetimiz bunu yaptı. Mevduat üzerinde yaptı bunu. Daha geniş, daha çaplı yaptı. Başka adımlar da gelecek. Tabii daha adımlar da gelecek. Ayrıca mesela burada şunu da ifade etmeden geçersem haksızlık olur. Mesela şöyle ifadeler var. Deniliyor ki, hani siz faize karşıydınız, götürdünüz bunu da faize bağladınız. Deniliyor, yani tenkit ediliyor. Tenkit edenlerin argümanlarından birisi bu. Hayır. Doların ipi ve faizin ipi birbirine bağlandı, kıpırdamayan yerinde denildi. Yapılan iş budur. Anladım. Yani dolar, siz üretim artırdığınız zaman, Türkiye ihracatını artırdığı zaman, yani 100 milyar dolar daha bu dönem artırdığını veya 50 milyar dolar daha artırdığını düşünün. Sizin dolara ihtiyacınız yok ki. Anladım. Doları size karşı kullanamayacaklar. Dolayısıyla yani bu faizleri bu sistem daha da artırır yaklaşımı son derece yanlıştır. Anladım. Tarımla ilgili gelen konuyla alakalı da ekim ve şeyi bitmeden, mevsimi geçmeden Sayın Tarım Bakanımıza özellikle istirham ediyorum. Birkaç defa yazdım bu konuyu ben. Gene Erbakan'dan biz. Çünkü yapılanı örneklendirmek adına söylüyorum bunu. Merhum Erbakan, Sayın Bakanımız hatırlayacaklar. Tarım politikası olarak şöyle yapıyordu. Ekimden önce, yani ekim derken ayı kastetmiyorum. Evet. Çiftçinin toprağa tohumu atmazdan önce fiyatlarını açıklıyordu. Mesela buğdaydan misal vereyim ben size. 167 lira falandı buğday alım fiyatı. Erbakan çıktı, dedi ki 267 lira olacak. Eyvah Erbakan, batırdın, ekmek şu fiyata çıkacak dediler. O günkü medyadan söz ediyor. Evet. Hoca dedi ki hayır. Bilakis ekmek ucuzlayacak. Çünkü biz ekmeğin unu ithal ediyoruz.
kış ortasını ithal ediyoruz ve 360 dolara getiriyoruz. Dolayısıyla daha biz niye götürüp de parayı Amerika'ya verelim? Şimdi verelim kendi araya gitmeden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.